Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Halit Yozgat anılıyor. Özidor Şimşek, Taşköprü Yozgat, Bugaridis Kubaşik, Turgut Burak, Yaşar Aslan, Yılmaz Genç, Niederlesin, Ein Schmerz der brennt, Kolbstraße, Puchseigasse, Terror, VS Polizei, Blanke Horror, autarkes Gedenken, autarker Protest, fremde Freunde in Inis vernetzt, ab jetzt gemeinsam mit Tat und Wort, niemand wird vergessen, Urijalo es war. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Unutmadık, unutmayacağız. Antifaşistler, sosyal demokratlar, insansever hümanistler bugün saat 13'te Kassel Rathaus'un önünde 11 yıl önce katledilen Halit Yozgat'ı anma etkinliğinde bir araya geldiler. Bunlar daha önce yine Halit Yozgat'ın anma etkinliğinde bir araya gelen insanlardı. Bugün de bir araya gelen bu insanlar merhaba, nasılsın sorusundan sonra en son olarak geçtiğimiz yıl görüşmüştük. O zamandan bu yana görüşmedik. Sözleriyle devam ediyor ve soruyorlar. Nedir bu halimiz? Daha ne kadar devam edecek? Vallahi bilmiyorum ama bu örgütsüzlük sürdükçe bu hem bir yakınma hem de bir arada olmanın gerekliliğine dair bir özlemi ve talebi ifade ediyor. Antifaşistler, sosyal demokratlar, hümanistler NSU katliamının devletin desteklediği bir katliam olduğunu söylediler, hala da söylüyorlar. Ancak sol hareketlerde dahil olmak üzere herkesin devletin bu işin hesabını sorması, suçluları yakalaması konusundaki ısrarı devam ediyor. Devleti göreve çağırıyorlar. Bu sorunlara kafa yoran ve toplumsal ruh halini anlamaya çalışan bir aydın şunları anlatıyor. İçten gelen ve herkesi sarıp sarmalayan bir dayanışma duygusuyla kol kola girerek büyük bir öfkeyle hesap sorma andıyla yürüyen bu insanlarla birlikteydim. Hep aynı soruyu sordum. Yarın ne yapacaksınız? Nerede tekrar bir araya geleceksiniz? Bu öfkeyi ve hesap sorma andınızı hatırlamak, komşunuzla, arkadaşınızla tekrar kol kola girmek için yeni bir katliam mı bekleyeceksiniz? Otoriter, tek adam sistemini savunanların gidecekleri yerler var. Ya demokrasiyi, özgürlükleri savunanların? Almanya'da yüzlerce çocuk yaşta evlilik yapmış mülteci var. Alman Bakanlığa Kurulu dün 18 yaş altındaki evlilikleri yasaklama kararı aldı. Büyük Koalisyon Hükümeti'nin yasaklama konusunda fikir birliğine varması uzun sürdü. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, çocukların yeri nikah masası değil, tam tersine okuldur dedi. Bu nedenle Maas, 18 yaşından küçüklerin evlenmesinin yasaklanmasına yana. Tasarının yasalaşması durumunda şu anda 16 yaş altında evli olanların evlilikleri de geçersiz sayılacak. 16 ve 17 yaşında olanların evliliklerine ise mahkeme karar verecek. Çocuk yaşta evli olanların Almanya'ya gelmesi durumunda çocuklar devlet koruması altına alınacak. CDU-CSU ve SPD'den oluşan Büyük Koalisyon yasayı tatile girmeden önce federal parlamentodan geçirmek istiyor. Çocuk evlilikleri Almanya'nın gündemine sığınmacılarla birlikte girmişti. 2016 yılı verilerine göre Almanya'da 360'ı 14 yaş altı olmak üzere 1500 dolayında çocuk yaşta evli bulunuyor. Almanya'da mevcut yasalara göre 16 yaşından itibaren istisnai durumlarda evliliğe izin veriliyor. Aileler içinde çatışmalara, toplum içinde çatlaklara sebep olan anayasa referandumu için oy verme süresi 9 Nisan'da sona erecek. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için 27 Mart'tan itibaren 12 ülkede 751.459 göçmen sandık başına gitti. Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1.430.126 seçmenden şu ana kadar 435.935'i oy kullandı. Böylece oy kullanma oranı %30.48 oldu.
Hessen Eyaleti 280 lise öğretmenini ilk öğretim okullarında ve engelliler okullarında ders verebilecek şekilde eğiterek öğretmen açığını kapatacak. Kültür Bakanı Alexander Lord, Frankfurt Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada hedefimiz yeni öğrenim yılıyla birlikte ihtiyaç duyulan öğretmenler hazır etmek dedi. Bu konuda yapılacak eğitim çalışmasına 1 Haziran'da başlanacak. GEV Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce meslek içi eğitim sırasında öğretmenlerin daha fazla derse girmesi planlanmıştı. Eğitimde en başarılı eyaletlerden biri olan Bavyera, liselerdeki eğitim süresini 9 yıla çıkardı. Uygulamaya gelecek eğitim döneminde başlanacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre Bavyera'da eğitim yılının bir yıl uzatılmasıyla ortaya çıkacak öğretmen açığını kapatmak için yaklaşık 1800 yeni öğretmen istihdam edilecek. Bu öğretmenlerin 1000'i liselerde, 800'ü öğrenim zorluğu çeken öğrencilerin gittiği okullarda görevlendirilecek. Bavyera'da 2000-2005 eğitim ve öğretim yılında 8 yıllık lise eğitimi uygulaması başlamıştı. Liselerin 8 yıla sınırlandırılması kısa sürede yoğun ders yükü getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. CSU Genel Başkanı ve Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, bu uygulamanın tüm Almanya'ya örnek olmasını umut ediyorum. Politikacılar olarak bizim görevimiz en iyisini, en doğrusunu yapmak dedi. Almanya'da birçok eyalette 8 ve 9 yıllık lise eğitimi uygulanıyor. Daha önce aşağı Saksonya hükümeti lise bitirme süresini 9 yıla çıkarmıştı. Ancak öğrenciler isterlerse eğitimlerini 8 yılda da tamamlayabiliyor. Baden-Württemberg 44 öğrenciyle 9 yıllık pilot uygulamasını başlattı. Bu eyalette uygulamanın verimli olup olmadığına bakılarak eğitim yılının süresiyle ilgili karar alınacak. Hessen ve Schleswig-Holstein'da öğrenciler kaç yıl lise eğitim alacaklarına kendileri karar veriyor. Ülkenin doğu eyaletlerinde öğrenciler 8 yılda liseyi bitiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin'in programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşt modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrini oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için.